Evet sevgili dostlar sponsorumuz golba.com'un katkılarıyla ve sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuza hepiniz hoş hoşgeldiniz. Normalde bu video yoktu. Aslında bu yoktu. Hani aslında bu yoktu ama içimden geldi diyor ya. Aslında bu yoktu. İçimden geldi çünkü Fenerbahçe bayramın 3. günü. Hatta son videomuzda bugün saat 19.30'da bir videomuz olacaktı. Orada söyledim ya da 10.30'daki videoda söyledim sanırım. 13 Temmuz'da falan İstanbul'a getirir. E, Thiago Çukur'u da Arau'yu da e, muhtemelen 12-13 açıklar diye yine gıcıklık başlamış Fenerbahçe'de. Ben, ben ne söylersem şey yapıyorlar. E, bir gün iki gün oynattırıyorlar. Mühim değil. Thiago Çukur resmen Fenerbahçe'de arkadaşlar. Fenerbahçe'miz Watford'da forma giyen Thiago Çukur'la anlaşmaya varıldığını e, açıklamış. E, yapılan açıklamada oyuncunun Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geleceği de belirtilmiş. İşte Fenerbahçe Spor Kulübü'nün açıklaması. Bu arada şurada da kap yapalım. Ee, sevgili güzel logomuz sen de şu gol varın yanına geçer misin? Teşekkür ederim. Kulübümüz İngiltere'nin Watford takımında forma giyen Thiago Chukur'un transferi için oyuncunun kulübüyle prensip anlaşmasına varmıştır. Sağlık kontrolleri ve ilerleyen transfer görüşmeleri için genç futbolcu bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Şimdi <laughs> Tiago Çukur dediğiniz zaman insanın aklına bir şey geliyor. Yani skiz videosu var mı? Geçen sene ne yaptı? Gibisinden bir soru işareti geliyor insanın aklına. Açıkçası benim aklıma ilk gelen bu oldu. Yani geçen sene ne yaptı? Yani nasıl bir futbolcudur? Nasıl bir özelliği vardır diye. Ee, ben önce şunu söyleyeyim. Oyuncunun ee, geçen sezon Doncaster Rovers'da oynayan Thiago Barbaros Çukur 26 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemiş. Ha hocam çok kötü. Hocam çöp. Güncel transfer piyasa değil. 250 bin euro olan futbolcu 1.96 boyunda sağ ayağında etkin kullanmasını biliyor. Bu arada 250 bin euro ama biz 2.5 milyon euro'yu almışız. Öyle söylüyordu bazı duyumcular. Yani Fenerbahçe futbolcuyu aldığı zaman e, ne oluyor adı işte şöyle aldı böyle aldı yani, olabileceği manipülasyon yapayım da uğraştırayım olarak şey yapıyorlar Arkadaşlar şimdi şunu da belirteyim özellikle belirteyim a milli takımın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçların geniş kadrosunda da yer aldı artık bundan sonra muhtemelen alamayacak da o yüzden de söyleyeyim şu anda önümde Diego Koçukur'un skills Gol ve asistler videosu mevcut. Ee, şöyle hani izlediğim kadarıyla söylüyorum arkadaşlar. Hani boy 1.96 diyor ama şu izlediğim videoda o kadar 96 gibi durmuyor. Ya da gerçekten savunma oyuncularının yanında durduğu için çok çok e, bariz bir uzunluk gözükmüyor. Hani izlediğim skis videosuna bakarak şunu söyleyeyim. Hani o kadar çok ahım şahım golcü bir oyuncu değil gibi gözüküyor hani e, gidip pozisyonlara girip pozisyon üreten pozisyon sonlandıran bir oyuncu değil gibi daha çok böyle e, yardımcı forvet rolünde gibi hani attığı zaten kısıtlı video var da şu an siz de ben de hepimiz de aynı konumdayız şu an hepimiz bekleyeceğiz göreceğiz izleyeceğiz bakacağız değerlendireceğiz sonra diyeceğiz ki olmuş olmamış anlatabiliyor muyum arkadaşlar yani Lütfen aykırı absürt şeylerin içine girmeyelim. Ya bunu niye aldık? Bu çöp değil mi? İşte bu öldü mü? Bu kaldı mı? Biz bunu niye aldık? Allah'a severseniz topçu mu bu? Şöyle mi? Böyle mi? E, i̇çine girmeyin arkadaşlar. Benim Tiago Çukur'da en çok gördüğüm özellik şu. E, pres. Yani sketch videosunda bu kısacık videoda gördüğüm, yanlış anlamayın acaba bu videodan bahsediyorum. Pres gayet güzel pres yapıyor. Yani çok da güzel pres yapıyor, baskı yapıyor. Boyu da uzun olduğu için ayağını uzatıp avantajını da kullanabiliyor. Ee, bu ikisini söyleyebilirim. Ya yani son vuruş becerileri hani e, tek vuruş becerileri o kadar yüksek değil gibi gözüküyor. Zaten bu boydaki bir futbolcunun öyle ahım şam çalım atmasına şunu bunu herhalde çok kişi beklemez. Vücuduna göre, boyuna göre biraz hızlı gibi geldi ama dediğim gibi 2 dakikalık SKIS videosuyla futbolcunun kaderini belirlemeyelim futbolcu şöyledir böyledir demeyelim bekleyip görelim hep birlikte değerlendirelim hocam muhtemelen bunu soracağınızdan eminim yani ee, ya hocam sizce yani bu alınıyor ya acaba Berisha mı gidiyor acaba Samatla mı gidiyor diye arkadaşlar Berisha'nın Mainz haberlerini siz de duymuşsunuzdur. Berişan'ın Mayıs haberlerini duymuşsunuzdur. O Berişan Mayıs haberleri boşuna çıkmıyor. Onu sadece bu kadar söyleyebilirim. Detayına giremem. Hocam acaba Belotti mi gelecek? Arkadaşlar Belotti... Yani... Ee, nasıl anlatayım size? Belotti Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ama yüksek bir bedelle gelmek istiyor. Şimdi Fenerbahçe'de Samatta 1, Ustavu 2, Mesut 3... Bence bu 3 futbolcu yani ee, bence bu 3 üç futbolcunun 3'ü de Fenerbahçe'yi sövüşlüyor. Açık söyleyeyim yani. Kimse de benim kusuruma bakmaz herhalde. Ya birisi Mesut Özil 3 milyon euro alıyor hani resmi açıklamaya dayanarak söylüyorum. 3 milyon euro alıyor. Gustavo'nun da 3 aldığını siz söylüyorsunuz. 6. Hadi Samat'ta da 2 alsın. 2,5 diyorlar da 2 diyelim. 8. Yani 8 milyon eurodan bahsediyorum arkadaşlar. 8 milyon eurodan. Bu arkadaşların 1 yıllık maliyeti 8 milyon euro. Sen eee Belot diye 4 imza parası yıllık 4 milyon eurodan da 4 senelik sözleşme yapsan 20 milyon euro yapar. Baktığın zaman benim mantığıma mantaletime yatıyor. Ha aynı zamanda Berisha'yı da dahil edelim. Yani 8 dedik ya. Eee hadi Berisha'da 1,5 alsın. Değil de 1,5 diyelim 9,5. Hadi Berisha'yı da 4.5'a sat. 9.5, 10, 14. Zaten 20'nin 14'ü geldim. Çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani çok 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 net bir şekilde söyleyeyim. <laughs> yani bunları satıp Belotti'yi alırsan bence forvet transferin gayet iyi olur. Yani Belotti, Serdar Dursun, Thiago Çukur. Hocam 3'ü kaldırabilir mi? Valencia'yı göndermezsen kaldırır bence. Bak Belotti... Valencia, Serdar Dursun, Thiago Çukur. Hocam dördüncü forvete iki buçuk milyon euro mu verdik? <laughs> ya öyle bir şey yok ya. Arkadaşlar manyak mısınız siz? Niye iki buçuk milyon euro verelim? Piyasa değeri 250 bin euro. Hani hiçbir şeyden anlamasanız transfer markada bakarsınız. Ben şunu söyleyeyim. Thiago Çukur Fenerbahçeli bir oyuncu arkadaşlar. Yani birçok takım da istiyordu. Haberiniz olsun. Şimdi ben size Fenerbahçe'den küçük bir enstantane vereyim. 6 ay 24. Atilla Salahi 24, Kim Minji 25, Ferdi Kadıoğlu 22, Osayi Semil 24, Crespo 25, İsmail Yüksek 23, İrfan Can Kahveci 25 yazmış kardeşimiz ama ben 25'ten büyük diye biliyorum ya Allah Allah. <laughs> Bir kardeşimiz bunları toplamış Erde sağ olsun. 26 26 oluyor. Şey 27 olacak. 95 doğumlu, 15 Temmuz, 95 doğumlu, 26, 27 olacak. Arda Güler 17, Rossi 24, Tiago Çukur 19. Ee, mesela Arda Okan Kurtulan var, Emir Ortakaya var. Yani bunların haricinde mesela daha bir sürü isim var, bir sürü şey var. Baktığın zaman Fenerbahçe gençleşiyor mantık olarak. Doğru bir yere gidiyoruz. Şunu da ısrarlı bir şekilde söyleyeyim. Bu arada 22-20'de İstanbul'da olacakmış Tiago Çukur. Ee, evet çocukluğuna dair de bir fotoğraf paylaşmışlar. Güzel. Yani en azından inanmayan arkadaşlar için de güzel bir anıt niteliğinde. Valla ben şunu söyleyeyim. Futbolcunun yaşı umurumda değil. Futbolcunun geldiği lig umurumda değil. Futbolcunun piyasa değeri umurumda değil. Gelip Fenerbahçe'ye ne katacak benim o umurumda. İnşallah sizlerin de o umurunuzda olur. Çünkü ya biz neler izledik? Biz Fenerbahçe'de neler izledik? Biz hani kimleri kimleri izledik? Hiçbir şey bulamadık. Allah yolunu bahtını açık etsin arkadaşlar. 19.30'daki videoyu da ertelemeyi 19.30'da devam etsin arkadaşlar. Ee, i̇nşallah da böyle olur sevgili arkadaşlar. Hayırlısı olsun. Bize desteklemek düşer. Yolu bahtı açık olsun kardeşimizin. Allah yar ve yardımcısı olsun. Fenerbahçemize de hayırlı uğurlu olsun. İyi bayramlar.